Özbekistan'da uygun koşulların sağlanması halinde okul öncesi ve ilköğretim okullarının eğitime başlayabileceği belirtildi. Kırgızistan'da ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmeleri için ilk 2 ay boyunca yüz yüze eğitim yapılması kararı alındı. Özbekistan'da son 24 saatte 536 kişinin eklenmesiyle vaka sayısı ülke genelinde 36.760'a yükseldi. 643 hastanın iyileşerek taburcu edildiği salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 250 oldu. Öte yandan okulların eğitime başlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Uygun koşulların sağlanması halinde okul öncesi ve ilköğretim okulları eğitime başlayabilecek. Tüketici Haklarının Korunması Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre ilaç fiyatlarındaki artışı önlemek için uygun tedbirlerin alındığı belirtildi. Kırgızistan'da son 24 saatte 179 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 42.325'e yükseldi. Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okul hayatına alışabilmeleri için ilk 2 aylık süreçte yüz yüze eğitim yapılması kararı aldı. İlkokul 1. sınıf dışındaki tüm öğrenciler eğitime online olarak devam edecek. Kazakistan'da son 24 saatte 271 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 103.571'e yükseldi. Son 24 saatte 67 kişi zatürreye yakalandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'da son 3 günde günlük vakalar tekrar 100'ü aştı. 146 kişi daha enfekte oldu. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 34.620'ye yükseldi. Ülkede sınırlar, ibadethaneler ve alışveriş merkezleri 31 Ağustos'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.